İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Antranik Ozanyan 1927 yılında bugün vefat etti. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Barkos Saakyan Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı'nı makamında kabul etti. Halkalak günü kutlamaları 1 Eylül'e ertelendi. Bab el Hava Kontrol Noktası'nda Suriye vatandaşları ile Türk sınır muhafızları arasında çatışma. Ermeni platosunda ilk sentetik boya Ermeni Van Kralı zamanında kullanıldı. İtalya'nın önde gelen medya kuruluşu Kafkasya'nın Silikon Vadisi temasıyla Ermenistan Cumhuriyeti bilgi teknolojisi sektörüne değindi. Batı Ermenistan'ın kurtuluş mücadelesinin sembolü olan vatanına adanmış General Antranik Ozanyan, 31 Ağustos 1927 tarihinde vefat etti. O gün Ermeni milleti halkın birçok şarkı ve efsane armağan ettiği büyük evladını kaybetti. General Antranik, Ermeni milletinin sevgi ve saygısını derinliğine kadar yaşadı. Bizler vatansever kutsal işini sürdürerek Ermeni milletinin şanlı kahramanının anısını daima kalbimizde taşıyoruz. General Antranik ve diğer kahramanların yarım kalmış mücadelesi Batı Ermenistan'ı özgür kılarak ve özgür, bağımsız ve birleşik Ermenistan fikrini hayata geçirerek tamamlamak bizim görevimizdir. Huzur içinde yat, vatanın cesur askeri. Antranik Paşa, sen çok yaşa. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Barkos Saakyan, Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Tonoyan'ı 30 Ağustos'ta makamında kabul etti. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanı'ndan Armen Press Ajansı'na verilen bilgiye göre, Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanı Karen Abrahamyan'ın da hazır bulunduğu toplantıda, iki Ermeni Cumhuriyetleri arasında ordu yapısı ve işbirliği ile ilgili bir dizi konu ele alındı. Daha önce kutlaması 31 Ağustos'ta öngörülen Ahalkalak Şehir Gün Etkinliği, yağışlı hava beklentisi nedeniyle 1 Eylül tarihine ertelendi. Ahalkalak'ın 955. yıl dönümünün kutlaması, 31 Ağustos'ta gün boyu sürecek yağmur beklentisi nedeniyle 1 Eylül pazar gününe ertelendi. Kutlama 1 Eylül saat 11'de başlayacak. Etkinliğin başlıca mekanları Hasbahçe adlı şehir parkı ve şehir merkezindeki Maştos Meydanı olacak. Merkez meydanında bir gala konseri ve bir renk festivali düzenlenecek. İhale belgelerine göre sirk palyaçoları, cambazlar davet edilecek. Çadırda geleneksel yemekler, bisiklet yarışı ve çok daha fazlası gerçekleştirilecek. Şehir bayram için süslenecek. Ahalkalak gününün 3 yıldır resmi olarak kutlandığını hatırlatalım. MMCYR Twitter portalının bildirdiğine göre 30 Ağustos öğle saatlerinde siviller Türk Bab el Hava Kontrol Noktası'nı geçerek Türkiye'nin Suriye tarafının kontrol noktasına ateş etmeyi bırakmasını ve burayı açarak sivillerin Türkiye ve Avrupa'ya seyahat etmesini istediler. İdlib'in çeşitli bölgelerinden yüzlerce sivil geldi. Bir hafta önce kapatılan Bab el Hava sınır noktası İdlib ve Halep eyaletlerini Türkiye'ye bağlayan tek karayolu. Türk sınır muhafızları kontrol noktasına yaklaşan yerlilere düzenli olarak ateş açmaktadır. Türkler göstericilere karşı havaya ateş etti ve göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Protestoları Hırbat el-Cavuz kampındaki mülteciler de katıldı. Atma mülteci kampındaki sınır noktasında protestocular silahlar ve mühimmatlar ele geçirerek sınırı personel için kullanılan koridordan geçtiler. Yaklaşık 100 kişi sınırı geçti. Türkler onların üzerine ateş açtı. Bunun sonucunda ölenler mevcut. Akşam Tahrir al-Şam grubunun teröristleri çatışma yerine geldi ve kontrol noktasına giden yolu kapattı. Kaynağa göre gerici teröristler göstericilere ateş açtı. Türk sınır birlikleri silah kullanarak gösteriyi bastırdıktan sonra kontrol noktasını tamamen kapattı. Milattan önce 685-645 yılları arasında iktidarda bulunan Ermeni Van Krallığı'nın kralı 2. Rus'a tarafından Van Gölü yakınlarında yapılan Ayanis Kalesi'nde gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sonucunda Ermeni platosundaki en eski insan yapımı sentetik boya örnekleri bulundu. Uzmanlara göre kazılan duvar 2700 yıl önce boyandı. Daha önce boyanın aynısının Mısır'da bulunmasından dolayı Mısır mavisi olarak adlandırıldı. Önde gelen İtalyan medya kuruluşu Rai News'te yayınlanan Kafkasya'nın Silikon Vadisi başlıklı bir makalede Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki bilgi teknoloji sektöründeki gelişmelere değinildi. Armen Press Ajansı'nın belirttiğine göre gazeteci Martino Seniga,
Ermenistan'ın önde gelen bilişim teknolojisi şirketlerini gezdi ve yeniliklerini sundu gazeteci. Şimdi Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da çok sayıda şirket gelişiyor ve bunların birçoğu kendi alanında dünya liderlerinden biri. Bu yüzden 2019 Bilgi Teknolojileri Dünya Forumu 6-9 Ekim tarihlerinde Yerevan'da gerçekleştirilecek dedi. Gazeteci Seniga, Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan ile görüşmüş, 2019 Forum'un konferans bürosunu, Vanazor Teknoloji Merkezi'ni, Render Forest şirketinin bürosunu, Armat Laboratuvarı'nı, Smart Merkezi'ni ziyaret etmiş ve çalışan elemanlarla sohbette bulunmuştur. Gazeteci Seniga kendi hazırladığı röportajda ayrıca Ermenistan hakkında tarihsel bir incelemede bulundu ve Ermeni kültürünü tanıttı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hovik Grigoryan tarafından seslendirilen Gusan Şeram'ın Antranik adlı eserini sunuyoruz. Çabar Surbanun adı bidi hiç bitar eder Eskalerin keza bastan antrani Surbanun adı bidi hiç bitar eder Eskalerin keza bastan antrani Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.